Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell. 10. bölüm. Miss Saunders dizlerine kadar inen, kolsuz ve omuz başlarında şaha kalkmış kara at şekilleri bulunan, ak ketenden bir entari giymişti. Yazın boğucu sıcaklığı karşısında hiç de yanlışa benzemiyordu. Giysisi daha yeni ütülenmiş gibi duruyordu. Spence'in kendisine doğru koşarak geldiğini görünce belli belirsiz gülümsedi. Sarı saçları başının üzerinde dalgalı bir lüle yığını oluşturuyordu. Spence ara sıra yolda karşılaştığı okullu küçük kızları anımsadı. Çünkü Miss Saunders'ın öylesine genç ve ürkek bir görünüşü vardı. Yolun yarısına varınca yavaşladı. Miss Saunders yaya kaldırımında duruyordu. Maud görünürse hemen arabaya atlamaya hazır bir durumda bekliyor gibi. Spence onun yanına geldiğinde soluyordu. Dinlenmek için otomobile yaslandı. Soluk soluğa, "Sizi görür görmez tabana kuvvet buraya koştum," dedi. Gömleğinin yeniyle yüzünü sildi. "Korkacak bir şey yok." Miss Saunders bir iyi işaret yaptı. Fakat yine de ne olur ne olmaz diye evi gözetlemekten geri durmadı. "Bugün karınızın durumu iyi mi Bay Duty?" diye sordu. "Umarım ki artık bir şey kalmamıştır." Spence, "Sabahtan beri uygunsuz tek söz çıkmadı ağzından," diye yanıt verdi. Bana söylediği bir iki lafla Mirt Mitchell'a söylediklerini saymaksızın elbette. Çünkü Mitchell'lar kadar insanı çileden çıkaran kimse yoktur şu dünyada. Benim için söylediklerine gelince, bunun da önemi yok. Artık alıştım. Miss Saunders gözleri giriş kapısında içini çekerek, "Her ne olursa olsun," dedi. "Durumumu eşinize iyice açıklamışsınızdır sanıyorum." "Tasarılarımdan kuşkulanması için ortada hiçbir neden olmadığını bilmelidir. Ayrıca siz de bilmelisiniz ki," hafifçe güldü, "böyle bir zamanda erkeklerle gönül eğlemek bir toplumsal yardımcının en son düşüneceği şeydir. Böyle şeylerin olmayacağına inanabilirsiniz." "Pek inanmam Matmazel, çünkü sizin gibi bir genç kızın şu ya da bu yolla birazcık eğlenmeye çalışması çok yerindedir. Bu yüzden de aşk arıyor diye kınamam sizi. Hani şu kravat ya da ıvır zıvır şeyler satmak bahanesiyle koltuğunda bir çanta, zaman zaman ötede beride sürten kadınlar var ya, Maud onlardan biri sanıyor da onun için kızıyor size. Bu kadınlar karanlık basınca erkekleri kulübemsi arabalarına çağırırlar, onların paralarını zararlar. Kravat falan satmazlar tabii." Spence konuştuğu sürece Miss Saunders başını salladı. Pek öyle uzun boylu açıklama yapmanın gereksizliğini anlatmak istiyordu bunun. Nitekim Spence sözünü bitirince derin bir soluk aldı. "Çabuk çabuk, çok daha erken mi gelmemi bekliyordunuz Bay Duty?" diye sordu. "Bunu hiç düşünmedim Matmazel. Sizi gördüğüm dakikaya kadar aklıma bile gelmedi. Düşünecek başka şeyler vardı çünkü." "Yani Mavis'i aramadığımızı mı söylemek istiyorsunuz?" Spence güldü. "Oh, çabuk geleceğinizi söylemiştiniz sanıyorum," dedi. "İnanın boşa geçirmedim zamanımı. Dün akşam güzel işler yaptım. Öğütlerinize uyarak doğruca White Turkey'ye gittim." Miss Saunders gülümsedi. "Buna çok sevindim," dedi. "Bize yardım edeceğinizi biliyordum zaten. Yardımınıza öylesine güveniyordum ki bir türlü aklıma. Ey imanına yandığımın. Ömrümde bundan daha eğlenceli bir yer görmedim. Bana inanmıyor musunuz Matmazel?" Beklemek üzere oturmuştum. Bir ara gözlerimi kaldırdım. Ah bir de ne göreyim. 17-18 yaşlarında güzel mi güzel bir kız. Bir içim su. Elbise adına küçücük kara bir kürk manşondan başka bir şey olmayan bir yavrum. Miss Saunders çabuk çabuk. "Bay Beauty," dedi. "Neler anlatıyorsunuz bana böyle?" Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Dudaklarını dişliyor. Sinirli sinirli Spence'e bakıyordu. Spence bozuntuya vermeden devam etti. "Gerçeği anlatıyorum Matmazel. Küçük mü küçük, ufacık kürk manşon tutuyordu önünde. Sonra onu nasıl söyleyeyim bilmem ki. Bir şemsiye gibi başının üzerine kaldırdı. Hem bunu yapmak için uzun boylu beklemedi pek." Miss Saunders'ın kınayıcı bir tavırla başını salladığını görünce durdu. Kızcağız artık gülümsemiyordu.
Sözümü tutarak Mavis'i aramak üzere oraya gittiğinize sevindim. Miss Saunders'ın kendisini susturmak için gösterdiği çabaya karşın Spence yeniden söze başladı. Bana White Turkey'yi tanıttığınızdan dolayı minnettarım size. Arkasından da Jerry ile aile pansiyonuna gittik. Aile pansiyonu mu? Bu da ne demek? Bilmediğiniz için ayıplamıyorum sizi. Önceleri ben de bilmiyordum bunun anlamını. Bazı odalara bu adı takmışlar. Orada kadınlar. Miss Saunders heyecanla. Artık yeter Bay Duke dedi. Bu kadar yeter. Başını azarlayıcı bir tavırla sallıyordu. Yüzünde en küçük bir gülümseme belirtisi bile görülmüyordu. Spence, size neler yaptığımı anlatmaya çalışıyordum diye açıkladı. Kızınız için ne yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Bay Duke. Burada bulunuşumun biricik nedeni de bu. Bildiğiniz gibi kravat satmaya çıkmadım ben. Spence gülmeye başladı. Gel gelelim. Miss Saunders o kadar ciddi duruyordu ki kendini toplamak zorunda kaldı. Miss Saunders kırgın bir sesle Mavis'le ilgili olarak söyleyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Spence parmağıyla odayı göstererek evet var diye bağırdı. Mavis burada, evde. Öğle uykusuna yatmamış olsaydı hemen yanınıza getirirdim onu. Miss Saunders sevindi. Güzel diye bağırdı. Spence'in elini alarak kuvvetle sıktı. Kesik kesik soluyuşuna uygun olarak göğsü inip kalkıyor. İşte bu çok güzel Bay Duke. Bayan Jude bunu duyunca pek sevinecek. Biliyorsunuz o başından beri bu işe bel bağlamamıştı. Hatta sizden yardım ummanın çılgınlık olduğuna inanıyordu. Oysa ben çabuk güvendim size. Ona sizinle övündüğümü söyledim. Artık onu aramaya gidebilir. Bize yaptığınız büyük yardımı anlatabilirim. Bu olay onun insan tabiatına olan inancını tazeleyecek. 2 yıldır bu inancı oldukça sarsılmıştı. Geçen gün buralarda sürtmeye gelen şu at gibi karıyı mı söylemek istiyorsunuz? Sevincinden etekleri zil çalıyordu Miss Saunders. Evet onu, Bayan Jude'u diye bağırdı. Görkemli bir kadındır o. Üstelik bütün yaşamını toplumsal yardım kurumuna adamıştır. Spence başını pişmanlıkla salladı. Bu işin ona bir yardım dokunacağını bilseydim, kılıfı bile kıpırdatmazdım. Evinden dışarı çıkmayacağına inansam, ben de kendi köşemde kıvrılıp oturmaktan mutluluk duyarım. Tanrı bile onu şöyle bir görse, dünyaya gelmiş kadınların en monstrası olduğunu anlar. Bir atın eğeri bir domuza ne denli yararlıysa, onun gibi bir kadın da bir erkeğe o denli yararlı. Siz de bilirsiniz ki onunla oynaşabilmesi için ya azman ya da andavallı olması gerek bir erkeğin. Miss Saunders sertçe, ah rica ederim Bay Duke dedi. Yanımda böyle şeyler söylemeyin. Gerçi sakıncalı değilim ama Bayan Jude'u bu dille anlatmanızı hoş göremem doğrusu. Spence bir an ona baktı, sonra gözlerini aşağı indirdi. Verandaya kadar olan yolu yürüdü. Miss Saunders'ı kaldırımda bırakarak basamaklara oturdu. Arkasındaki pencerede Mavis ile Flora Bell'in fısıldaştıklarını işitiyor. Gel gelelim ne söylediklerini anlayamıyordu. Gözlerini kaldırdı. Miss Saunders'ın süklüm püklüm kendisine doğru yaklaştığını gördü. Azarlanmış bir çocuk gibi bakıyordu. Gelip merdivenlerin dibinde duruncaya dek Spence ona bir şey söylemedi. Kızcağız biraz sonra basamakların öbür ucuna oturdu. Gerideki kapıyı gözleyebilmek için azıcık yan duruyordu. Bu duruş Spence'in gözünden kaçmadı. Miss Saunders özür dilemek amacıyla bu kadar sert konuşmak istemezdim dedi. Spence göz ucuyla yere baktığını görebiliyordu. Sesini alçalttı. Çok üzgünüm Bay Beauty. Özür dilerim. Spence öfkeyle ayaklarını kumlu toprağa sürdü. Böylece onunla anlaştığını belirtmek istiyordu. Her kadın için böyle konuşmam, matmazel, dedi. İşleri yüzüstü bırakmak istedimse bir ara Hoca Daloz'a yararlı olacağımı düşündüğümdendi bu. Oysa sizin için yapmayacağım şey yoktur bu dünyada. Ama onu cehennemde görsem ve tükürüğümün o kızgın ateşi söndüreceğini bilsem yine de tükürmem üstüne. Biz size yardım etmek istiyoruz Bay Dupin. Bunu siz de biliyorsunuz değil mi? Bilmediğim de oluyor matmazel. Çünkü Jim Howard kur boyu haritadan silmek ve herkesi buradan çıkarmak gerektiğini söyledi bana. İşte siz de gitmem için bana yardım ediyorsunuz. Gel gelelim ödekiler hep burada kalıyor. Beni gönderip de öbürlerini bırakmak doğru değil. Gerçekten iyi bir iş yapmak istiyorsanız herkese eşit davranmalısınız.
Niçin aynı şekilde chat Çiçil'a da yardım etmiyorsunuz? Ya öbür purboylular? Onlar sokakta mı kalsınlar? Korkarım beni anlamadınız Bay Dupuy. Toplumsal Yardım Kurumu yalnız korkulu olaylarla ilgilenir. Bütün bir şehri boşaltmakla uğraşmaz. Öyleyse öteki kurumlar da gelsin buraya ateşe versinler. Purboy'dan ayrılmak zorunda bırakılan yalnızca ben olduğum için canım çıkılıyor. Gidersem başkaları da benimle birlikte gelmeli ki tadı çıksın. Bencil olmayın Bay Beauty. Kendi yağıyla kavrulan, ailelerin gülü gibi geçindiren bir sürü insan var burada. Doğrusu var öyle insanlar. Örneğin Chet Mitchell. Yerden toplar gibi para kazanıyor herif şu. Ben de onun gibi marihuana sigaralar satsaydım zengin olmuştum şimdi. Hadi hadi sinirlenmeyin Bay Duty. Size iyi havadislerim var. Eğildi. Bir eliyle Spence'in kolunu okşarken öbürüyle de giysisinin açık yakasını birleştirdi. Spence perdenin arkasında iki genç kızın canlı fısıldaşmalarını iyice duyuyor. Ne konuştuklarını öğrenmek istiyorum. Miss Saunders, sabahleyin sizin ev sahibini gördüm dedi. Ödenmemiş bütün kiralarınızı temizledim. Spence'in ağzı açık kaldı. Nasıl diye sordu. Kiralar ne oldu dediniz? Miss Saunders gülümsedi. Hepsi ödendi Bay Duty. Bir kuruşluk borcunuz bile yok artık. Ayın sonunda yani yarına kadar olan bütün kiralar temizlendi. Nasıl? Şimdi kendinizi daha iyi bulmuyor musunuz? Aa, hem de ne kadar matmazel. Nasıl olabildi bu? Hala anlayamıyorum. Ev sahibine tam 3 aylık borcum vardı. Bilmiyorum. Fakat her şey yoluna girdi artık. Kaygılanacak hiçbir şey kalmadı. Kurumumuz olağanüstü durumlar bir yana bırakılırsa pek az yapar bunu. Ama ben sizin işinizle çok ilgilendim. Doğruca Bayan Ju. Durdu ve dudaklarını sıvadı. Müdüremize çıkarak durumunuzun apayrı ve olağanüstü olduğunu anlattı. Çabucak ve doğrudan doğruya yardım etmek gerektiğini bildirdim. Toplumsal yardıma girdikten sonra aldığım ilk görev bu olacak. Elbette iyi bir başlangıç olmasını biliyorum bunun. Durumunuzu düzeltebilirsem geleceğim için çok yararlı olacak bu. Bundan ötürü bir başarıyla başlamak istiyorum şimdi. Hey imanın ayandığını, bugünü de görecek miydim? Bir türlü inanamıyorum. Kira yükü o kadar uzun zamandır beri omzumda duruyordu ki. Artık alışmıştım ona, umursamıyordum. Demek ki dünyada hala iyi insanlar var. Eskiden burada hep kötü insanlar yaşar sanırdım. Oh, kirayı falan düşünmeden pur boyda yaşayabilmek. Bırakın da çabucak gidip Maud'a anlatayım. Kalkmak üzereyken Miss Saunders onu kolundan yakaladı. Yerine oturttu heyecanla. Bir dakika rica ederim dedi. Bırakın da sözümü bitireyim Bay Duty. Karınızı anlatmadan önce her şeyi iyice öğrenmelisiniz. Aramızda yine yanlış anlaşılma olmasını istemem. Yoksa pek üzücü şeyler doğabilir yeniden. Sözlerini bitirmezden önce kapıya baktı. Kiranızı ödemeniz için önemli bir neden vardı. Araştırmalarımız sizin 3 aylık 45 dolar borcunuz olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca büyük bir toplam tutmakla birlikte su ve elektrik parası da vardı. Onları da temizleyeceğiz. Bütün bunları şunun için yapıyoruz. Ailenizle birlikte memleketinize dönmenizi istiyoruz. Spence sesini alabildiğince yükselterek. Beasley Kantiye mi? Diye sordu. Evet, Beasley Kantiye. Buraya gelmezden önce yaşadığınız yer orası ise kuşkusuz Beasley Kantiye. Bakın, gidesiniz diye zorlamıyoruz sizi. Yalnızca o da isterseniz eğer gidebilmeniz için yardım ediyoruz. Ama gitmezseniz biz de bundan böyle kiraları ödemeyiz elbette. Demek burada kalırsam kira borcumu ödemeyeceksiniz ha. Orası öyle. Bakıyorum da kalmamla ilgilenmiyorsunuz pek. Oysa ben sizin çok iyi yürekli olduğunuza inanmıştım. Miss Saunders sinirlenmeye başladı. Eğildi, yalvarıcı bir sesle. Rica ederim Bay Duty diye direndi. Beni yanlış anlamayın. Elbette çok seviyorum sizi. İlgiye de değer buluyorum. Onun için canı gönülden gitmenizi diliyorum. Yurdunuzda daha mutlu yaşayacağınıza inanıyorum çünkü. Anlıyor musunuz? Spence bir süre ona baktı. Kız Spence'e yaklaşarak kolunu okşadı. Onun vereceği yanıtı sabırsızlıkla beklediği belli. Sonunda Spence, evet anlıyorum dedi. Gerçekten de bir zili kantiye dönebilseydim daha mutlu yaşardım sanıyorum. Bu yanıt üzerine Miss Saunders'ın yüreğine su serpildi. Gülümseyerek Spence'in kolunu sıktı. Oh, karar verdiğinize çok sevindim Bay Duty. Spence geriye döndü. Perdelerin arkasından Mavis'i seçmeye çalıştı. Başına konan bu devlet kuşunu başkalarına da anlatmak istiyordu. Yeniden pencereye baktı. Gel gelelim o ne Mavis'i ne de Polarabelli gördü. Döşemenin üzerinde koşuştuklarını duyar gibi oldu.
Miss Saunders, şimdi beni iyi dinleyin Bay Duty, diye yeniden söze başladı. Mavis'i de birlikte götüreceksiniz. Eğer o neden olmasaydı, kesenin ağzını böyle açmayacak size. Hem işin aslını ararsanız, büyük kızınızı da götürmeniz gerekiyor. Libby için üzülmeyin. Bugün Jim Howard'la evleniyor. İşini yoluna koydu demektir. Ayrıca Jim'le evlenen bir kız kavga nedir bilmeyecektir. Çünkü akıllı uslu bir çocuktur Jim. Libby'ye de gözü gibi bakar. Güzel. Bu durumda ama bizi korumak sizin için çok daha kolay olacak. Bir kere memlekete kapağı attınız mı, artık bir daha ayrılmazsınız oradan. Ayrılmamanızı öğütlerim size. 500 bine yaklaşan nüfusuyla ne Mavis için ne de sizin için oturulacak bir yer bu şehir. Gündelik gereksinimleri gidermek amacıyla yürütülen o sürekli savaş, kimileri için oldukça zordur. Ayrıca birçok kimseler şehrin insanı baştan çıkaran tuzaklarına kapılmaktan kurtaramazlar kendilerini. Bu bakımdan sizin için yapılacak en doğru hareket memlekete gitmek ve oraya yerleşmektir. Sizin yerinizde olsaydım, yerimi yurdumu bırakmak aklımdan bile geçmezdi. Rica ederim bir daha gelmeyin buralara. İyi bir baltaya sap olabilseydim burada kalmaya can atardım. Ama neylersin, fabrika kapandı, kapanalı, elim kolum bağlı. Öyle ki ekmek parasını bile kazanamıyorum. Artık bunları düşünmeyin Bay Duty. Yarın gideceksiniz. Burboy'da geçirecek yalnızca bir geceniz kaldı. Sabahleyin daha güneş doğmadan yolda olacaksınız. Spence yola bak. Bu gitme kararı sarstı beni dedi. Böyle birdenbire çekip gitmek istemiyorum. Ama aradan şöyle bir iki aylık bir zaman geçerse düşüncemi değiştiririm herhalde. Miss Saunders bir an gözlerini kapadı. Birkaç dakika öncekinden daha yorgun görünüyor. Sessizce gözlerini açtı. Eğildi. Elini Spence'in eli üzerine koydu. Alçak sesle. Rica ederim Bay Duty dedi. Rica ederim memleketinize gidin. Bunu benim için yapın Bay Duty. Spence başıyla olur dedi. Miss Saunders gerekli yanıtı almak istercesine başını salladı. Kuşkusuz otobüs paranız yoktur diye sordu. Hiç paramız yok, hiç paranız yok değil mi? Spence başıyla onayladı. Bunu unutmuştum, Matmazel. Yok ya. Miss Saunders gülümseri. Otobüs durağında bulunun, dedi. Biletlerinizi alacağım. Son kez adamcağızın kolunu okşadı. Bakın, yaşamak ne kadar güzel. Spence ciddi bir sesle. Kadınlara para verdirmeye alışkın değilim, dedi. Bunu ne yazık ki kabul edemeyeceğim. Miss Saunders sinirlendi. Kural budur, diye bağırdı. Toplumsal Yardım Kurumu göç konusunda başka türlü davranamaz. Hatta Bayan Jude başka bir kuralı incelemez bile. Spence kesin bir sesle, öyleyse gitmeyeceğim dedi. Bir kadının parasını almaktansa burada kalırım daha iyi. Yalvarırım Bay Duty. Spence inatla başını salladı. Hatırım için yapın Bay Duty. Hem bir kez almaktan ne çıkar? Hadi Bay Duty, hatırım için. Olamaz. Sahi mi? Olamaz. Miss Saunders derin derin içini çekti, eğildi. Son bir umutla Spence'in yüzünü gözden geçirdi. Bekledi. Göz ucuyla onun da kendisine baktığını seziyor. Bir parça yaklaştı. Spence yavaşça başını çevirdi. Kız konuşmak için cesaretini toplamak amacıyla bir süre bekledi. Peki, bilet parasını şimdi verirsem gider misiniz diye sordu. Spence'in keyfi yerine geldi. Bak işte o olur, dedi. Biletleri alıncaya kadar parayı gözüm gibi saklarım. Bu önerinizi kabul edebilirim. Miss Saunders birden kalktı. Çantasını açtı. Bir deste banknot çıkardı. Spence onu gördü. İşte size 30 dolar. Bay Duty, otobüs bileti almanız için size veriyorum. Yalnız şunu bilin ki böyle yapmak da en önemli ilkeleri çiğnemiş oluyor. Onun için siz de biletleri alacağınıza şerefiniz üzerine söz veririm bana. Spence parayı almak için elini uzattı. O bana inanabilirsin matmazel, diye söz verdi. Banknotları birer örümcek ağı imiş de biraz sertçe dokunursa bozulacakmış gibi özenle aldı, evirip çevirdi, her yanını inceledi. Ne yaparsanız yapın fakat beni aldatmayın Bay Duty. Bayan Jude biletleri benim almadığımı öğrenirse asla bağışlamaz. Sınavlarımı verdikten sonra aldığım ilk görevimdir bu. Onu başarmalıyım. İşim benim için çok değerlidir. Mobilyalarınızı da satsanız iyi olur. Hiç olmazsa elinize birkaç kuruş daha geçer. Yarın sabahleyin giderken bir işinize yarar. Sizi uğurlamak üzere otobüs durağına geleceğim. Otobüs saat 7'de kalkıyor. Rica ederim orada bulunun Bay Dürdün. Korkmayın Matmazel. Ne iyi. Artık Bubber'la da uğraşmayacağım. Zaten kaçtı. Bırakmadı ki. Bubber mı? Kim bu Bubber?
Siz bu parayı vermezden önce Mobis'le evlendirmek istediğim delikanlı. Evlenmeleri için her şeyi kararlaştırmıştık. Adam bir Zolitanti'ye dönmek için bana para verecek. Gel gelelim bir süredir görünürlerde yok. Üstelik nerede bulacağımı da bilmiyorum. İyi ki yok Bay Duty. Çünkü Mavis evlenecek yaşta değil. Henüz pek genç. Bu yaşta baş göz etmek doğru olmaz. Ne iyi ettim de geldim bugün. Sevindim geldiğine. Ben de sevindim Matmazel. Hiç değilse şu Bubber meselesinde beni büyük bir yükten kurtardınız. Şimdi istediği yerde kalabilir kerata. Zaten aptallık yüzünden akıyor derim. Bunu anlamak için bir göz atmak yeterdi. Gülüşünü görmenizi isterdim. Pişmiş kelle gibi durmadan sırıtıyordu enayi. Miss Saunders kalkarak elini uzattı. Spence heyecanla sıktı. Söylediklerimi unutmayınız. Bütün bu yardımları ailenizi memlekete götürmeniz koşuluyla yapıyorum. Spence onun elini kuvvetle sallayarak ''Sen hiç üzülme Mademoiselle'' dedi. ''Ölsem de bunu unutmam.'' ''Güzel. Öyleyse yarın sabahleyin otobüs durağında bulunmamazlık etmeyin. Çünkü otobüs saat tam 7'de kalkıyor. Orada olacağım Mademoiselle.'' Spence sözünü henüz bitirmemişti ki Miss Saunders'ın kendisinden ayrıldığını gördü. Gözleri korkuyla açılmıştı. Dudakları titriyordu. Spence dönüp arkasına baktı. Maud ellerini kalçasında kötü kötü Miss Saunders'ı gözlüyordu. Pembe geceliği belinden aşağı kaymıştı. Şimdilik konuşmuyordu. Fakat Spence onun birkaç dakika sonra bir bomba gibi patlayacağını biliyordu. Paraları cebine yerleştirdi. Sokağa varıncaya dek Miss Saunders'ın yanında yürüdü. Maud, geçen gün bana ne söyledi? Ben sana ne söyledim? Diye bağırdı. Spence gür bir sesle. Maud sinirlenme dedi. Maud öfkeyle kes sesini Spence duy diye haykırıyordu. Spence geriledi. Yavaş yavaş kırgınlığı geçiyor. Miss Saunders ev ile sokak arasındaki yolun yarısına varmıştı. Arabaya yaklaştıkça hızı artıyordu. Maud yeniden öfkeyle aşağı inip de gözlerini oymak isterdi diye gürledi. Sana bir daha buralarda görünme dememiş miydim? Ne zamandır şu kravat satan çırpıntılardan birinin saçlarını yolmak ateşiyle yanıyor. Kravat satmak dalgasıyla buralarda sürtmeye başlayalı beri gözetliyorum seni. Onun için çok iyi biliyorum ne dolaplar çevirdiğini. Kızım ben bu oyunlara gelemem. Başka yerde ara kısmetim. Gelip buralarda küfeni oynata oynata dolaşma. Erkeklerimizi şahlandırsan bile kocasını yatıştıramayacak tek kadın yoktur burada. Anladın mı? Maud merdivenin başına kadar koştu. Miss Saunders otomobiline saldırdı. Direksiyonun arkasına geçti. Bir dakika sonra araba tozu dumana katarak sokağın köşesini dönüyordu. Spence karısına aldırış etmeden tozun dağılmasına baktı. Cebindeki eliyle para demedin sıkıyor. Maud çok yakınında durduğundan onlara bakmayı göze alamıyordu. Bundan ötürü onun gitmesini bekledi. Kadın homurdanarak içeri girdi. Eserin adı Belalı Yer. Eserin yazarı Erskine Caldwell.